Var çıkışa başladı. Ne olacak abi? Nereye kadar gidecek? Abi 27'ye kadar normal. 26-27'de oturursa her şey normal. Ama üstüne çıkarsa direkt olarak politikayla ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası biliyorsunuz bugün atandı. Eğer normal her şeyi Cumhurbaşkanı karışmadan her şeyi normal bırakırsa 27-26 oturması normal ki o normal. Ama onun dışında eğer karışırlarsa 40'a kadar yolu var. Karışırlarsa. Karışır. Yani kalkıp Cumhurbaşkanı... Karışır abi karışmadan duramazlar. Karışırsa ya. Kendini de batırmış olur. Kendi ayağını da sıkmış olur. O zaman karışmasınlar. Yani karışmamaları lazım. Bütün herkes bunu biliyor zaten. Yani ekonomist olmaya gerek yok. Dediğim gibi yani normalde zaten baskılıyorlardı. Şimdi serbest bıraktılar. Serbest bıraktıkları için de 26-27'ye oturması gerekiyor. Faizi de çıkartırlar mı? Faizi çıkmak zorunda. Faiz çıkmazsa zaten o 27'de tutamazlar. Mehmet Şimşek'in rasyonel zemine kayıyoruz dediği bunlar değil mi? O aynen o. Normal şimdi faizi serbest bırakacaklar çünkü zaten şimdi bunlar ne diyorlardı? 8,5 diyor faiz değil mi? Evet. Siz gidip bankadan 8,5'a faiz alabiliyor İmkansız muydunuz? Mümkün değil. Zaten faizler 40'larda. Mantıklı olarak 8,5 olsa ben gideyim 8,5'tan kredi alayım. Ki o normal faiz değil. Gideyim ben %40 banka görüyorsun burada. %40'a bankaya yatırayım. Aradaki şeyi paraya koyacağım. Bütün bankaları batırırız bir günde. Tabii ki. Bankalar batmaz. Bankalar kar eder. Neden bankalar kar eder? Çünkü banka senden alıyor. Merkez Bankası'ndan alıyor sana veriyor. Ya da senden topluyor başkasına satıyor. Dolayısıyla banka gene batmıyor. Hiçbir zaman banka batmaz. Çünkü banka aradaki parayı alıyor. Yani tabii ara şimdi ne yapıyor? Senden alıyor %40'a. Başkasına %50'ye satıyor. Ne oluyor? %10 orada cebe indiriyor. Yani bankanın batması bir şey değil. Ancak şöyle banka batar. Ekonomik çok büyük baskılar olur. O baskılar olduğu zaman da ne yapar? Zaten şu Merkez Bankası'nın demeyeyim de 32 sayılı kanunu var. Şimdi ne yapıyorsunuz? İhracat yapıyorsun sen. İhracat yaptıktan sonra 100 bin doları getiriyorsun. Adam diyor ki kardeşim 60 bin dolarını bana bozacaksın. Tamam, bir durum var. Bu var var. Abi? Şöyle bir şey. Diyor ki bozacaksın ama düşük fiyattan, benim istediğim fiyattan bozacaksın. Olaya bak. Yani benim istediğim fiyata şimdi şu an 23-24 mi dolar? Evet. Ama diyor ki sen bana 22'den bozacaksın diyor. Öyle oluyor. O zaman ben 2000 lira orada bir kar zararım var değil mi? Ki miktarlar büyük. Tabii ki bir ihracat 100 bin dolar. Milyon dolarlar ihracat. Ben bir ihracat şirketine emekliyim ben. Dolayısıyla bu kambiyo mevzuatı, 32 sayılı kambiyo mevzuatı Merkez Bankası'nın çıkardığı öyle bir sakıncalı bir durum ki. Bir de şöyle bir şey var. Duysunlar diye söylüyorum bunu. Ben onlara da yazı da yazmıştım. Maliye Gelir İdaresi'ne. Serbest bölgeden döviz getirilmesi yasak diye bir algı var. Türk lirası ödeyeceksin diyorlar. Hani kardeş kuruluş yani hem burada şirketin var hem orada şirketin varsa diyorlar ki bunu şey yapacaksın. Türk lirası getireceksin. Bu aslında yanlış bir şey. Ya döviz gelmesini engelliyorsun sen. Niye ben döviz gelsin Türkiye'ye gelmesini engelliyorsun? Normalde serbest bölgeden döviz ödenmesi gerekiyor buraya ve o %60'lar falan bana boz, benim istediğim fiyattan onu da kalkması lazım. Bir an önce kalkması lazım. Bunu da lütfen Mehmet Şimşek bu duysun bunu da. Ya, rasyonel zemine oturtturacağım dedi. İnşallah, inşallah. İnşallah. Yoksa yani, abi bu Aralık ayı, 2023'ün Aralık ayını 30'un altında bitirebilecek miyiz? Şöyle söyleyeyim. Rasyonel kanunları diyor ya işte ortodoks mu bilmem, o bu şu bilmem ne bir sürü kelimeler falan filan. Rahmetlik ne var? İşte o. Şimdi aslında ben onu anlatayım. Tükürdüklerini yaladılar. Öyle bir şey ekonomide öyle bir şey oldu. O tükürdüklerini yaladılar. Ha bunu Cumhurbaşkanı çıksın desin ki ekonomide de beni kandırdılar. Yani kusura bakmasınlar beni kandım. Ama bundan sonra Mehmet Şimşek serbest olarak ekonomiyi şey yapacak. Serbest kurallara göre bütün dünyanın yaptığı kurallara göre uyacak. Bundan dolayı da o zaman 30 olmaz 27-28 en fazla oturur. Ama dediğim gibi rasyonel ekonomiye uymazlarsa artık bunun ucu açık ucu açık. Yani öyle diyeyim ben. Abi umarım 30'u... Ben baktım abi röportajlara dolar 8 olmuş. Millet öyle sinirli ki röportaj yapıyoruz. Evet, 9 evet, olmuş. Evet, evet. Şu an 30 olacak biz gene röportaj yapıyoruz. Ama şöyle bir şey. İki ülkenin dolar ve Türk lirası artışı iki ülkenin arasındaki enflasyon farkıdır. Daha önce de söyledim. Bak nedir o? Amerika'da %5, sende %40 enflasyon değil mi? Türk lirasının %35 değer kaybetmesi normaldir enflasyona göre. Ama enflasyona göre bu şey olmaması için yani nasıl diyeyim doların artmaması için seninle Amerika'nın enflasyonun birebir aynı olması lazım. O zaman neyse o kalır artmaz. Ama enflasyon farkı kadar artması normaldir. Ona da kimse zaten bir şey demez yani. Bu arada şeye söylüyorum Özgür Bey'e de sana da rakibim haberiniz olsun diyeyim. Özgür Demirtaş'ın. Evet. Ekonomide... Ya bazen bir tweet atıyor bir sinirimizi ama bozuyor. Ama hayır hiç sinir bozulmasın her şeyi doğru söylüyor. Her şeyi doğru söylüyor adam. Çünkü şöyle bir şey ya. Ya şimdi ben size sorayım. Desem ki 2 daha kaç eder? Siz ne diyeceksiniz? 4. O da 4 diyor. 5 demiyor. Yani 5 dese yalan olmuş olur. O 4 diyor. Bu kadar basit yani. Bunu herkes bir ekonomi çocuk. Bir bilim.
bu biliminde kesinlikle profesörleri var. Doğru mu? Aynen öyle. Profesör varken kesinlikle ne tarafa bakıyoruz diyorsun. Aynen. Kesinlikle haklısın. 2-2-4 diyorsa tamamdır. Geçen sadece Mehmet Şimşek'e hepimiz yardımcı olmalıyız diye duygusal bir doğru, tweet atmış. Doğru. O bizim sinirimizi bozdu. Niye yok, biliyor musun? Yok. Twitter'a düşüyor bu. Twitter'dan kim neyin? Ama o da diyor ki başkalarına dedim ben, size demedim diyor. Ya şimdi şöyle bir şey. Ona şimdi normalde herkes yardımcı olsun. Çünkü neticede hepimiz aynı gemideyiz değil mi? Ekonominin iyi olması hepimiz için iyi. Yani bu, Mehmet Şimşek şu an görüyor. Daha görmedi ne kadar. Aslında Mehmet Şimşek'in de geçmiş dönemde biliyorsun şeyleri var. Ne para, deprem vergileri nereye gittiğini dediğin zaman şey dedi. İşte yol yaptık, köprü yaptık. Evet. Bilmem onu yaptık, bunu yaptık. Yumurta hesabı yaptı, bilmem ne yaptı. Ya tamam iyi yaptı. Yol yap, tamam köprü yap, hastane yap. E kardeşim sen yol yapıyorsun paralı. Köprü yapıyorsun paralı. Hastane yapıyorsun paralı. O zaman benim param, ben şöyle düşün. Ben sana bir para veriyorum. Gidiyorsun bir bakkal dükkanı açıyorsun. Sonra ben geliyorum senden o bakkaldan alışveriş yaparken para veriyorum. Bakkal zaten benim, değil mi? Benim bakkalımla niye alışveriş? Burada alışıyorsun? Öyle işlemiyor. İşte ama öyle. Burası başka. Maalesef burası yani. Burası Türkiye abi. İşte burası Türkiye olduğu için Cumhurbaşkanı'nın az konuşması lazım. Daha doğrusu siyasilerin az konuşması lazım. Ekonomi. Eyvallah. Teşekkür herkes ediyorum. İşini yapsın. Aynen öyle. Saygılar, teşekkür saygılar, ediyorum. Saygılar, saygılar. Yani market fiyatlarını izleseniz, market fiyatları doları katladı yani. Dolar asıl, durdu asıl, hatta asıl, bayağı bayağı. Asıl sıkıntı o zaten. Evet. Yani o dolara bakacağına, dolarda zaten bir sıkıntı var da. Yani onu istedikleri gibi rahat rahat zaten arttıramıyorlar. Olması gereken değer bu değil zaten dolar için. 26 civarı mı, 27 civarı çok, mı, 30 civarı mı? Çok daha üstünde olması gerekiyor ama bunu arttırsalar piyasadaki diğer dengeler bozulacak. Yani o kadar çok o girdi var ki o girdiler olmadan siz şey yapamıyorsunuz. İhracat, ihracat yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun ama asıl önemli olan market fiyatı. Son 2-3 ayda sadece et fiyatına bak, kıyma fiyatına bak. Yani %50, %60 arttı ya. %60. Dolar %60 arttı mı? Artmadı. Hiçbir şey %60 arttı. İşte sıkıntı o yani. Peki yani bunu denetleme gelir mi? Neyin denetlemesi? Özel sektöre gelmez mi? Gelemez mi? Yani şeyle ilgili diyorsun. Dolarla alakalı mı? Yok, dolara geçtik artık da. Enflasyonla alakalı bir denetleme, toplu bir denetleme olsa diyeceğim bu defa da satıcı çok... Abicim, kara borsa değil mi? Kara borsa çıkar orada. Aynen öyle. Yani yok. Yani çıkış denetlemeyi yok. Yapacak kim yapacak? Çıkış yok. Yani nasıl çıkacağız abi biz bu işten? Bize bir akıl verin, ümit verin ya. 5 yıl sonra düzelir mi? 10. Yani bu mantıkla hiç düzelmez abicim. Yani şimdi sen yani Cumhurbaşkanı'nın söylediği en başında 2-3 sene önce söylediği şeyin tam tersine geldik. Ve bu 3 sene 4 senede bu ülke ne kaybetti? Kaybettiği milyarlarca dolar var. Yani kötü bir karar. Şimdi daha yani bu yaşanan bir şey değil. Şu anda yaşadığımız bir şey değil. Asıl kambur şeyde var. KKM'de var. KKM'de daha sadece kur artışından 300 milyar lira ek şey geldi. Bunu kim ödeyecek? Hepimiz ödeyeceğiz işte. Bakalım nasıl ödenecek bu? Yani hepsi yani bir şey yani bir şey yapıldı ama yani buradan o yapılan yanlış kararlardan tekrar geriye dönmek nasıl dönülecek bunlar? Mehmet Şimşek rasyonel bir zemine kayıyoruz dedi ya. Evet. Bu da çok acı bir şey değil mi? Neredeydik ki i̇şte oraya kayıyoruz? İşte yani rasyonel, aynen az önce söylemeye çalıştığım şey o zaten. Yani başta söylenen, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin tam tersini söylüyor ve Recep Tayyip Erdoğan bunu kabul ediyor şu anda. Ediyor mu acaba? Etmese Mehmet Şimşek'e getirebilir ben mi? Ben korkuyorum yani, işte 3 ay sonra kovmasın onu da. Yani şimdi şöyle bir şey var. Onu getirmek zorunda kaldı. Problem o. Yani kendisi açısından problem o. Yani yani durum o kadar vahim ki onu getirmek zorunda kaldı ama dediğin de doğru. 3 ay sonra ne olacağı belli değil. Yani bu kafa bir attı mı, sinirlendi mi? Aynen yani Merkez Bankası Başkanı'nı da gönderir. Yani o hanımefendi oldu bir tane. Evet, gördünüz mü? Evet. Gördük de bakalım yani ne kadar dayanacak. Yani ben maksimum 3 ay diyorum. 3 ay sonra hani çünkü kendi kararlarını almaya başladıklarında göreceğiz yani. Şimdi faiz yani piyasadaki gerçek faiz o 40'lara falan dayanmış. Şimdi bu 22'sinde şey var, faiz kararı var. Faiz kararı hani 25... Sabit mi tutulur sizce? Olur mu ya? Yani 25'leri falan konuşuyorlar. En az minimum 25 hani politika faizini 25 düşünüyorlar. Şimdi bu 25 olduğu zaman ki daha da fazla olması lazım ama yani o daha da fazla yaptığın zaman bu piyasada her taraf darma duman olur. Yani kapanmayan işletme kalmaz. Her şey kilitlenir ya. Yani. Peki dolarda böyle bir çıkışı 2 TL'lik, 3 TL'lik bir çıkışı beklediğiniz bir dönem var mı yoksa her an gelebilir miyim? Bu 2 3 de yani bunlar çok düşük rakamlar. Bak yani bunlar var ya arttıramıyorlar. Yine baskı var. Yani normalde bu rakamlar da olmaması lazım.
daha da yukarı gitmesi gerekiyor. Piyasa şeyi o. Ancak insanların yani piyasadaki yani gelir dağılımı o kadar bozulmuş, hem işletmeler hem bireysel yaşayan insanlar açısından baktığımızda bunları hızla yukarıya çektiğinde ortalıkta açlık, sefalet başlayacak. Yani şu anda hala var da daha da beterini göreceğiz yani. Şimdi, yani onu da kademeli yavaş yavaş götürüyorlar. Anladım. Yani şu andaki hani... Söylediğinizden şunu anlıyorum. Doğru mu anlıyorum ben? Bir çek etmek amacıyla. Şimdi dolar bir an önce 30-35'e çıkarsa zeminde oturur, böylece geriye dönüş yaşanır. Ama ha, çıkışını geç bırakırsak dönüşü de mi geç kalıyor? Bunu mu demek istiyorsunuz aynı zamanda? Şöyle söyleyeyim. Yani çarpan yani, neyse olsun, bir an önce ne yani olursa olsun. Yani hiçbir şey, bakın yani sıkıntı şurada. Her şey arz talep çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor. Yani dolar da, dolar en başat şey yani. Faiz, dolar, bunları arz taleple belirlemeniz lazım. Şu yani kaç seneden beri hani rakam şu olacak, faiz bu olacak. Sen neye göre bunu belirliyorsun kardeşim? Piyasadaki arz talebin ne önde olduğunu biliyor musun? Kafanda bir rakam var. O rakam akşamdan sabaha da değişiyor. Sonuçta yani bunlar şu anda serbest piyasa ekonomisi olmadığı için yani ne dolar kendi fiyatında ne faiz kendi fiyatında. Onlar olduğu zaman piyasadaki yani mevcut kaynaklar daha böyle mantıklı dağıtılacak. Şimdi kafasına göre yani adam hani %8 ile yüzde bilmem ne ile şeylerde para dağıtılıyor kamu bankalarında. Şimdi kamu bankalarından kredi alanlar bunu nerelerde kullanıyor? Büyük montanlı. Yani bu soruyu sorayım ben sana. Yani orada giden milyarlarca liralık para var. Nereye gidiyor bu? Saçma sapan yerlere para harcıyorlar. Yani ranta gidiyor, bilmem nereye gidiyor. Yani bunun üretime gitmesi gereken kaynaklar bambaşka yerlerde çarçur ediliyor. Yani bugüne kadar yapılan geldiğin nokta bu zaten. İşte buradan geri dönmeye çalışıyorlar ama bu olayı nasıl anlatacaklar? Kısmi bir şeyler anlattılar ama 3 ay sonra ne olacağı belli değil. Soru işareti. Bu sene yani dolar açısından ve enflasyon açısından en tehlikeli sene diyebilir miyiz son 5 yılın? Biz 2018'den beri zaten sürekli o tehlikenin içinde yaşıyoruz. İnişe başladı. Hiç kimse onun farkında değil. Geldik halının altında ne var? Şunu söyleyeyim. Bak halının altında süpürülen şeyleri var ya. Şu Türkiye'de 8-10 kişiden başka hiç kimse bilmiyor. Mehmet Şimşek o halıyı henüz kaldırdı mı kaldırmadı mı emin değilim ama biraz kaldırsa yani böyle şak diye ortada kalacak. Ben ne yapmışım falan diyecek. Benim bıraktığım yani kötüydü de bu kadar kötü ben beklemiyordum diyecek. O zaman söylüyor. Yani sen yani kafayı merkez dolara molara takmış da dolar hikaye ya. Şu anda dolar hiç gerçeği de göstermiyor. 35-40 da olsa normal ya. 50 de olsa normal ama piyasa bunu kaldırmaz. Sıkıntı orada. Para o kadar kötü, kaynaklar o kadar kötü dağılmış ki yani bunu mantıklı şekilde dağıtman gerekiyor. Bunu da dağıtacak araçlardan bir tanesi dolardı, faizli bilmem neydi. Yani bunları bir yerden sen ayarlıyorsun. Yani hesapta senin kendi kafana göre. Ha, geldiğin nokta bu. Çok açık. Çok açık. Yani, teşekkür ederim. Rica ederim. Saygılar.